Türkiye'nin dertlerini dinlemeye devam ediyor iletişim uzmanı Canten Kaya. Ve bakalım ne önerilerde bulunacak sırada bizi arayanlara. Bir beyefendi var hattımızda. Hoş geldiniz. Alo. Alo, merhaba. Merhabalar, buyurun, hoş geldiniz. İyi günler. Bir soru sormak istiyordum da. Buyurunuz, dinliyor hocamız sizi. Biz de dinliyoruz. Derdimi şöyle kısaca hemen 3 dakika içerisinde anlatmaya çalışayım. Tamam. Ben 28 yaşındayım. Hı hı. 40 yaşında biriyle tanıştım. Kendisi öğretmen. Hı hı. Bu daha önce iki evlilik yapmıştı tanıdığım zaman. Hani bana bunlardan bahsetti. Yola çıktığımda dedim ki boşanmak Allah'ın en sevmediği helaldir dedim. Ailem istemedi. Aileme sevdirdim. Sonrasında ama benim aldığım para onunla aynı ama benim liseyi dışarıdan okuyorum. Kendisi bir öğretmen olduğu için sürekli beni küçümsedi. Hmm. Bir erkeğin yapabileceği tüm fedakarlıkları yaptım. Elimden gelenin en fazlasını yapmaya çalıştım. Pazara gittik, poşetlerini hep ben taşıdım. Bir poşet dahi vermedim. Alınabilecek her şeyi aldım. Bir kadını mutlu edecek, ruhunu okşayacak her şeyi yaptım. Ama küçümsenmekten alıkoyamadım kendime. Evet. En sonunda İzmir'de işim bitti. Gelmeden önce ayrıldık. Sosyal medya üzerinden zaten tanışmıştım ama artık dedim hani kimseyi falan ekleme, ben tek olmak istiyorum dedim. Hı hı. 14 ay sonunda bana haddini bil dedi. Sen karışamazsın dedi. Geldim, ayrıldı o gün benden. Bunu dediğiniz için. Evet, ayrıldı. 8 ay içerisinde sürekli, yani bir 14 ay ilişkimiz oldu, 8 ay ayrılıkla geçti. Ve sonrasında ben hiçbir zaman vazgeçmedim, evinin önünde sabahladım ve Allah inandırsın bir kere bile cinsel ilişki olmadı. Evet. Yani yüreğimi koydum ortaya. Fakat ayrıldıktan sonra kendime şöyle bir geriye çektim. Evet. Bir hafta sonra farklı bir hesapta 34 yaşında olduğumu, evlenip ayrıldığımı, evimin arabanın olduğunu söyledim. 28 Ekim'de yola çıktım buradan. Dördüncü gün sonunda bu kişiyle buluştum ama benim olduğumu bilmiyor. Konağa gittim buradan 16 saat sonunda Allah'a dua ettim. Allah'ım dedim, bir şey söylemeye hakkım yok ama dedim, İnşallah dedim benim aldığım gözlük de gelir dedim. Bir baktım karşımda, beni görünce benim aldığım gözlükle mi dedim buluşmaya geliyorsun dedim utanmadan. Gözlüğü çıkardı, ağlamaya başladı. Sarıldı, beni özlediğini söyledi. Dün Mersin'e ayak bastım tekrardan. Tekrardan onca küfürler söyledi, etti. Ayrıldı. Yani zaten ayrıldı, bitti de insan sevince kabullenemiyor. Hani başkası zarar versin istemiyor. Evet. Böyle olunca da gecede cenazesi oldu. Yeğeni öldü. Engelimi kaldırdı. Bana yaz, üzüntülü olduğunu söyledi. Hani ne yapabilirim? Ben hayat dersini vermeye çalıştım ama bu insanda sende kibir var deyince, sen egoistin deyince yolda kaçmaya başladı. Evet. Hani ne yapabilirim? Çıkmaza girdim ben de. Peki, vallahi çok teşekkür ediyoruz ama. Bence sen çıkmazdan kurtulmuşsun kardeşim. Çıkmaza girdim diyor. Ne çıkmaza girmesi? Yani sen böyle bir insan, gerçek yüzünü anlamışsın. Senin kaçman lazım. Narsist, kendine aşık, eleştiri kabul etmeyen, ondan sonra yalancı, başkalarıyla seninle ilişkisi varken başkasıyla da ilişki kurmaya kalkan bir kadın bu ya. Yani bunun neyini, yani sen bence kurtulduğuna dua et. İnanamıyorum. Tabii ya, sen kurtulduğuna dua et. Ve ciddi anlamda sen elinden gelen en düzgün halinle sen onu sevmişsin. Doğru insan, yanlış insan dedik ya. Evet. Yanlışı bulmuş. Evet. Yanlışı bulmuş. Yani hemen kaçması mı gerekiyor hocam? Tabii, bence de kaçması lazım. Yani bu bayanla bir yere gelme şansı da yok. Bak, eleştiri kabul etmiyor. Hemen küsüyor. Ciddi anlamda yarın evlensen bile ilişkinizin yürüme şansı yok. Bir de daha yeni ayrılıyorsunuz. Tabii. Hemen başka bir hesaptan onunla iletişime geçiyorsunuz. Başka bir adam olarak hemen sizi görüşmeye çağırıyor. Bir de başka bir şey, aşağılıyor seni. Bir de aşağılıyor. Şimdi erkeklerin en kabul edemeyeceği şey saygısızlıktır, aşağılamadır. Aşağılama, evet, ve saygısızlık yarın evlendiğin zaman senin zaten ona olan bütün duygularının da ölmesine neden olacak. Bazen hocam. Valla seni kekelemeye başladım ben. Bazen hocam bir şey söyleyeyim mi? Evet. Gerçekler böyle karşımızda duvar gibi gelir ama biz onu görmemek için direniriz.
Şimdi bence duvar değil bu. Ne bileyim, kayalar, çığlar gibi geliyor burada. Çok zor durumda bence beyefendi. Tabii. İnşallah bir an yo, önce. Yok, unutur unutur, valla kurtulduğuna dua etsin o. Ben o zaman kurban bile keserim. Bak, kekelemeye başladım valla.